Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz yazar Meltem Arıkan hanımefendi. Şu anda kendisi Galler'de, İngiltere'de bulunuyor. Programımıza hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Meltem Hanım, şu anda İngiltere'de bulunuyorsunuz. Türkiye'den ayrıldınız. Bunun sebebi nedir? Şu anda Galler'de yaşıyorum. Absürt bir oyun yazdım. Hayatım yazdığım absürt oyundan daha absürt bir hale geldi diye özetliyorum ben. Şu anda burada sürgündeyim diyelim. O Mimina oyunu mu bu? Gezi davasından 2 sene önce yazıp Gezi davasını keşfetmişsiniz, bilmişsiniz. Hatta siz organize etmişsiniz. Terör kulaşıymışsınız herhalde. Bir oyun yazdım işte Miminör diye. Ve işin çok komik tarafı da oyunu yazarken de bu benim Türkiye'de yaptığım son iş demiştim. Evet, çünkü ondan önce zaten işte bir kitabım yasaklanmıştı. Biz anlaşamıyorduk yani, olamıyordu. Engelleniyordu bir şekilde her söylediğim, her yaptığım aynı fikirde olmadığımız için. Bir de o dönemlerde Aykırı birisiniz herhalde, o ben yüzden. aykırı biriydim, doğru. Ama bir de o dönemlerde ne yazık ki şu anda bu hükümeti desteklemeyen bir sürü entelektüel o dönemde çok destekliyordu hükümeti. Bense o dönemde hemen hemen çok az destek vermeyen birkaç kişiden biriydim. Ve o dönemde de eleştiriliyordum bu yüzden de. Şöyle deniyordu yani, ama Avrupa Birliği'ne girecek bu hükümet. Yani sen hiç anlamıyorsun, asker gelsin daha mı iyi? Benim de hep söylediğim, o gün de bugün de aynı yalan söylüyorlardı. Hatta ben bir gün televizyonda da söylemiştim. O zaman Başbakan'dı Sayın Tayyip Erdoğan. Yalan söylüyor demiştim. Sonra benim artık televizyonda çıkmam falan da engellenmişti. Neyse, bu çekişme sebebiyle o dönemde dedim ki ben artık yani çok yoruldum. Bu son tiyatro oyunum olsun. Ve ben bu oyunu gençlere yapıyorum dedim. Bu oyunun şöyle bir özelliği vardı. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki ilk dijital oyundu aynı zamanda. Daha bu yoktu. İnsanlar bu online şeylere bu kadar alışık değildi. Bizim oyunumuza gençler telefonları, tabletleri, hatta isterlerse laptoplarıyla geliyorlardı. Oyunda tweet atmak serbestti. Ayrıca baş rol oyuncumuz da hem oyunda oynuyordu hem de yaşananları İngilizce olarak live stream yapıyordu. Biz dünyada bir kere TT olduk. Çünkü oyunun bütün hikayesi şöyleydi. Burası bir ülkeydi. Siz seyirci olarak ülkeye geliyordunuz. Ülkenin meydanında yaşananlara şahit oluyordunuz. Ve yaşananları da tıpkı başka ülkelerde olduğu gibi Twitter üstünden dünyaya duyuruyordunuz. Aynı anda bir de bir dijital ekip dijital oyun oynuyordu. Yani böyle 2-3 layer'lı bir oyundu. Gençler tabii bunu çok iyi kavradı ve çok eğlendiler. Öyle bir hale gelmişti ki gerçekten bazen birkaç grup tekrar tekrar geliyordu ve bir seferinde mesela başkanı destekliyorlardı. Bir seferinde piyanisti destekliyor. Bu bir oyundu. Oyun. Ve hepimiz çok eğleniyorduk. Fakat daha oyun sırasında oyuna gelenlerin bazıları şey tepkileri verdi. Yani ne kadar cesursun, sen ne yaptığının farkında mısın diye. Açıkça söyleyeyim, ben ne yaptığımın çok farkında değildim. Ben gençlerle oyun oynuyordum gayet güzel bir şekilde. Çünkü belki Türkiye'den artık umudu kestiğim için daha gezi falan yoktu. Yani ayrıca da hiç kimseye bir ders vermek gibi, yani ülkeyi eleştirmek gibi falan hiçbir derdim yoktu açıkçası. Dediğim gibi bir de umudum yoktu. Neyse, fakat sonra işler böyle birazcık gerginlikler olmaya başlayınca biz oyunu biraz durduralım, sonra tekrar sahneye koyarız diye düşündük. Geziden önce mi bu? Geziden önce. Biz durduk. 2 ay ya da 3 ay sonra gezi başladı. Fakat başladı ama insanlar şöyle tweetler atmaya başladı. Aa, oyundu, gerçek oldu. Çok güzel. Ya Meltem, sen Nostradamus musun? Nereden biliyordun? Hatta böyle birileri dedik ya, Gezi'de bu oyunu oynasak ne kadar güzel olur, o Gezi'nin ilk günleriyle filan. Çok enteresan. İlginç benzerlikler oldu gerçekten de. Yani benim oyunumdaki baş karakter kırmızı bir elbise giyiyordu. Biliyorsunuz Gezi'nin sembolü kırmızı elbise oldu. Oyunumuzdaki bir başkan vardı ki onun elbisesinin stilini ben kendim seçmiştim ve şöyle diyerek seçmiştim: ya böyle bir şey kimse giymez.
Hemen hemen aynı elbiseyi Gezi'den sonraki konuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanı giydi. Oyunumun başrollerinden bir tanesi piyanoydu ve oyunda piyanonun yarısı yasaklanıyordu ve piyano tutuklanıyordu. Biliyorsunuz Taksim'e piyano geldi ve Allah piyano tutuklandı. Şimdi hani evet de ben bunu yazmışım bir sene önce. Ben şimdi bunlardan nasıl suçlu olabilirim ki? Hani resmi çeken Reuters. Allah. Cumhurbaşkanının kıyafetini seçen kendisi. Ya ben nasıl bundan sorumlu olabilirim? Taksim'e piyanoyu getirdiğini hiç bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey yaptı Yeni Şafak önce. Bu ne tesadüf diye. Oyundaki benzerliklerle Taksim Gezi'deki benzerlikleri yaptı. Sonra zaten o zaman Ankara Belediye Başkanı'ydı Melih Gökçek. O bunu görev edindi. Ve her hafta oyunla ilgili televizyon programları yapılmaya başlandı. Baya böyle korkunç şekilde hedef gösterildik. Bu böyle hedef gösterilme bitmedi, bitmedi, bitmedi. Daha sonra benim kitaplarımı bulmuşlar. Kitaplarımdan ve televizyonda daha önce laikliği destekleyen konuşmalarımdan bir klip hazırlamışlar. Ve bunu şöyle sundular. Bu din düşmanını tanıyın. Çünkü bu nasıl bir vicdansızlıktır ki? Siz bir insanı, bunun adını hepimiz biliyoruz ne olduğunu. Diyorlar ki bunu öldürün. Ve bu böyle sürekli önce televizyonlarda gösterildi kendi kanallarında. Sonra 500 küsur kere farklı isimlerle YouTube'a kondu. Oradan dağıtılmaya başlandı. Ve bir pazar günü, bunlar oldukça da tabii ben evden çıkmıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Son derece gergin bir ortam var. Hepimiz çok huzursuzuz. Ve hani her an bir şey olabilir diye de bekliyoruz. Sonra bir gün yine bir pazar günü Melih Gökçek ve oğlu Twitter'dan bu sefer Ben Beden Biliyor adlı kitabımı ve yasaklanan Yeter Tenimi Acıtmayın'dan böyle cümleleri seçmişler. 5 saat tweet attılar benimle ilgili. Ve ne kadar din düşmanı olduğum ve ne kadar işte ya aslında resmen diyorlardı ki işte buyurun hedef Evet, siz çok açık. gelin. O gece o bir pazar günüydü. Yemek yiyorduk. Bana o zamanki eşim dedi ki eşyalarını topla. Ben böyle nasıl dedim? Şu anda ülkeyi terk ediyorsun dedi. Yoksa öldürecekler seni. Baya bir bavulla. Herkes geride bırakarak ülkeyi terk etti. Ondan sonra Gezi davası açıldı. Çünkü ondan sonra hemen hemen her dakika bir ölüm tehdidi almaya başladım. Sadece ölüm tehdidi de değil. Kadın olunca ölüm tehdidi yetmiyor. İşte nasıl tecavüz edecekleri, neler yapacakları, kimileri adresimi paylaştı, filan falan. Böyle bitmeyen korkunç bir kabus yaşandı. Ve o sırada ülkeyi terk ettim. Galler'e geldim. Daha sonra zaten dava açıldı. İşte biliyorsunuz. Müebbetle yargılandınız herhalde, değil mi? Evet. Sonra 18 yıl verdiler mi? Müebbetle yargılandık. Sonra ben 22 yıl aldım diye biliyordum. Fakat şimdi öğrendim ki bizim orada olmadığımız için dosya ayrılmış. Evet. Bekliyor. Yani ama alacağımız yine minimum 22 ya da üstü belli ki. Şu anda. Maalesef tabii ülkenin durumu öyle. Şu anda yüz binlerce insan hapislerde bomboş dosyalarla sizinki gibi size benzer sizden daha belki hafif şeyler bir kermes yaptığı için içeride olan ne bileyim birine yardım ettiği için bir burs verdiği için hapiste. Yani şu anda Osman Kavala bir kere yani büyük ayıp. Hani ben kendimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta ben buraya geldim ama mücella orada. Yani bir sürü bu Gezi davası korkunç büyük bir haksızlık. Ve hani bu insanların vicdanları nasıl rahat ediyor? Benim anlamam mümkün değil. Gerçekten çok müthiş bir feraset ve basiret göstermişsiniz. Bundan dolayı size ödül vermeleri gerekirken hedef gösterip sizi öldürme. Ama işte Türkiye'nin kaderi şu sıralar olan şeyler artık hiçbir şeyde garipsemiyoruz. İnsanlar öyle diyorlar zaten. Hani şaşırdınız mı? Hayır, şaşırmadık çünkü burası Türkiye. Şimdi bu Gezi davasında orada değildiniz. Dolayısıyla Galler'de devam ettiniz. Geri dönmeyi düşünüyor musunuz ülkeye? Ülkeye geri dönersem hapse gireceğim.
O yüzden de düşünmüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bir gün her şey biterse ülkeye dönecek misin Meltem diyorsanız hayır dönmeyeceğim. Onu soruyorum. Yani bir duygusal bir kopuş mu Çok ciddi bir kopuş yaşadım. Hatta bununla ilgili de bir gün bir röportajımda dedim ki Türkiye'yi özlemiyorum. yaşadınız? Hemen insanlardan tepki geldi. Türkiye'yi özlemediğini söylemek istemediniz herhalde. Hani Türkiye'de olanları özlemiyorsunuz. Hayır, buradan altını çiziyorum. Türkiye'yi özlemiyorum. Türkiye'de yaşadığım hiçbir şeyi özlemiyorum. Türkiye'nin bana yaşattığı her şeyden yeter dedim çünkü. Ve hani çok dürüstçe söyleyeyim. Orada yaşadığım zamanlarda herhalde gözyaşımın akmadığı herhangi bir cadde ya da sokak yoktur. O yüzden de hayır, özlemiyorum. Evet, çok güzel bir doğası olabilir Türkiye'nin. Bunun örneği verenler gelsinler Galler'in bir doğasını görsünler. Evet, Türkiye'de tabii ki doğup büyüdüm. Orada yetiştim. Ama ne yazık ki ben duygusal olarak orayla hiçbir bağ kuramıyorum artık. Benim için sadece bir acılar yumağı Türkiye. Belki ileride çok yıllar geçtikten sonra fikrim değişir. Belki şu anda her şey çok açık, yani açık yara. Ama Evet, maalesef. ülkem hep acı dolu. Maalesef. Şimdi siz o 2011 yıllarında Erdoğan'ı bu şekilde tanımlıyordunuz. Yalan söylüyor diyordunuz. Gerçekçi değil diyordunuz. Avrupa Birliği, demokrasi, insan hakları bunlar hepsi birer görüntü. Aslında asıl amacı farklı diyordunuz. Bu noktada ikiye ayrılıyor insanlar genelde. Ben söyleşi yaptığım insanlar diyorlar ki bazıları sonra yavaş yavaş güç zehirlenmesine uğradı. Yavaş yavaş işte bütün şeyleri ele geçirince adliyeyi, emniyeti, bütün güçleri ele geçirince bu noktaya evrildi. Fakat bazıları diyorlar ki 2002'den beri asıl niyeti buydu. Siz ikinci kesimden misiniz? Ben ilk andan itibaren niyetinin bu olduğunun çok açık olduğunu ve bunu da çok göstere göstere yaptığını düşünüyorum. Hani diğer insanlar nasıl bunu göremiyorlar, bunu da anlamam benim için çok zor. Bu belki otistik olduğumdan da kaynaklanıyor olabilir. Biz otistikler daha böyle düz oluyoruz. Bazen anlayamıyoruz diğerlerinin anladığını. Ama benim için anlamak mümkün değil. Çünkü gerçekten çok açıktı. O dönemde de takkiye yaptığı çok açıktı. O dönemde de amacın ne olduğu çok açıktı. Yani açıktı. Yani o sözü var meşhur. Olmuyor. Benim için Tayyip hiç değişmedi. Nasıldıysa şu anda da aynı. Gerçekten iyi bir psikologsunuz aynı zamanda demek ki. Yani bu otizmle alakası var mı bunun? Demin söylüyordunuz. 2 sene önce herhalde Otizmle alakası var aslında. bir otizm Mesela tetkisi çıkmadı. oyunla yazdığım oyunla da şimdi görüyorum. Otistiklerin beyni bildiğiniz gibi farklı çalışıyor. Ben Asperger teşhisi kondum ama Asperger artık otizmin içinde. Evet, zekamız normalin en azından benim durumumda zekam biraz normalin üstünde. Ama gözlem yeteneğimiz bizim birazcık farklı insanlardan. Biz çoğu zaman insanların göremediği küçük detaylar bizim için çok net oluyor ve çok doğru okuyabiliyoruz. Çünkü belki duygusal olarak çok ilişki kuramadığımız için ya da bu wired sistemin farklılığından dolayı. Mesela bana dediler ki ya nasıl buraya geldikten sonra dava sırasında oturduk biz bir video yaptık. Tiyatro oyununda ne olmuş, benzerlikler ne oldu son yıllarda? %90 o yazdıklarımın hepsi olmuş. Şimdi hani müneccim miyim? Müneccim değilim ama ben gençleri çok doğru okuduğumu düşünüyorum o dönemde. Yani gözlem yapıp onu yaratıcı olarak dile getirdiğinde daha doğru oluyor. Benim kitaplarımda da öyleydi ama iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Ve onları doğru okuduğumu düşünüyorum. Ayrıca İngiltere'ye geldikten sonra hani bu özelliğimi de kullanayım diye işte 29 farklı eğitim aldım. Evet, şu anda psikolojik danışmanlık da yapıyorum burada. Ve o eğitimlerde de ortaya çıktı ki bu eğitimler hani İngilizce ve İngiltere'de öyle her şey çok kolay olmuyor. Uyduruk bir diplomayla sizi gel canım sen bu işi yap demiyorlar. Gerçekten gözlem yeteneğim ve yorumlama biçimimin otizmin bir hediyesi olduğunu söyleyebilirim.
Evet, çok kitap da yazdınız. Kitaplarınız da genelde kadınlarla Evet. alakalı, kadın hakları, kadınların ezilişiyle alakalı veyahut da artık onun değişik varyasyonları. Zannediyorum orada da bu gözlem yeteneğinizin ortaya çıkmasından dolayı kitaplarınız çok sattı, değişik ödüller aldınız. Türkiye'de kadın hakları konusuna biraz değinsek, şu andaki durum nedir? İstanbul Sözleşmesi de Erdoğan'ın bir imzasıyla kaldırıldı malum. Bu Ama konuda öyle olacağı belliydi bakın. Şimdi 2004 yılında yılları bazen karıştırıyorum. Benim Yeter Tenimi Acıtmayın kitabımı yasaklamışlardı. Yeter Tenimi Acıtmayın Türkiye'de ilk açıkça enses var diyen, enseste açıkça anlatan ve gerçek insan hikayelerinden oluşan bir romandı. Ve tabii ki Başbakanlık Çocukları Muzur Neşriyattan Koruma Kurulu bu kitabı yasakladı. Yasaklama gerekçesinin bir tanesi şuydu. Okuyanlarda cinsel arzu uyandırmak. Şimdi eğer bir kafa bir enses mağdurunu okuyup tahrik oluyorsa sorun kitapta değil onu okuyan da öncelikle keşke o tahrik olan ve bunu okuyunca tahrik unsuru olacak diye yasaklayan kişiler önce bir yasaklansaydı, önce onlar bir tedavi alsaydı bir. İkincisi yine yasaklanma sebebi feminist bir bakış açısıyla Türk aile yapısını bozmak. Bu tartışma döneminde yalancı dediğim kısımda böyleydi. Benim kitabım yasaklandı. Ve ben protestolar yapıyorum. Bir sürü çoğu entelektüel, çoğu yazar destekleme gereği bile duymadı. O dönemde çok az kişidir bana destek veren. Ve o dönemde Türkiye'de enses demek suçtu. Televizyonda enses derseniz ceza ödüyordunuz. Gazetelerde enses yazarsanız ceza ödüyordunuz. Ancak enses yaparsanız, yani bir enses suçu işlerseniz Türk Ceza Kanunu'nda bunun bir karşılığı yoktu. İlginç. Evet ve o dönemde yapılan benim yaptığım kampanyalar ve sevgili Gaye Erbatur, Osman Coşkunoğlu milletvekillerinin destekleriyle bu kanunu değiştirdik biz. Bir avuç insan o kanuna enses girdi. Biliyor musunuz o şimdi yine değişti. İlginç. Şimdi tabii ki İstanbul Anlaşması'nda geri alırlar. Çünkü rahmetli Duygu kadının adı yok demişti. Bu iktidar için kadın yok. Yok. Kadın adı falan değil. Kadın yok. Kadın ikinci sınıf bir araç. Birkaç defa söyledi zaten Erdoğan. Bayanlar şöyle sizler de biraz öne geçin de biraz görüntü güzel olsun falan diye. Yani zaten bakın kadından başlıyor her şey. Bu iktidarla birlikte tamam bundan önce de bayan diye bir saçmalık vardı. Ama bu iktidarla bayan artık kabul edilmiş bir şey oldu. Bayan ne demek? Bayanın bir karşılığı yok. Bayan cinsiyetsiz bir şey. Niye kadından bu kadar korkuluyor ki? Niye kadın denmesinden bu kadar ürkülüyor ki? Bayan dediğinizde siz zaten kadını yok ediyorsunuz. Cinsiyetini yok ediyorsunuz. Sonra hangi kadın hakları olacak? Yani kadın haklarının olması diye bir şey mümkün değil ki. İnsanlar niye şaşırıyorlar ki? Ama ben tabii çok üzülüyorum. Çünkü benim açımdan buraya biz çok göz göre 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 geldik. Evet, maalesef bu dediğiniz çok önemli. İnsanlar yani o sarı öküzü vermeyecektik noktası var ya, onu veriyor, onu veriyor, onu veriyor. Kendisine dokununcaya kadar ses çıkarmıyor veya sadece kendi mahallesine gelince ses çıkarıyor, diğerlerine ses çıkarmıyor. Halbuki bütün mağduriyet ve mazlumiyetler nerede varsa buna hep beraber baş kaldırmak, buna ses çıkarmak gerekirdi. Sizin ta 2004'ten beri size yapılan zulümlere bütün yazarlar, bütün sanatçılar hep beraber ses verselerdi belki bugün durum bu noktaya gelmezdi. Peki ümitli misiniz? Yani bu iktidar gider mi? Altılı masa biraz siyasete girsek mi? Bir tane kitabım var adı Umut Lanettir diye. Onun için de böyle bir umudun lanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbirimizin kontrolünde değil. Tabii ki değişir. Değişmeyen hiçbir şey yok. Doğanın bir ritmi var. Her şey iner çıkar. İşte karanlık aydınlığı getirir. Ancak bu hükümet gidince Türkiye düzelir mi? Türkiye'nin Tayyip öncesi zamanına geri gitmesi için yani bundan 20 yıl öncesine varabilmesi için bence 50 yıl gerekiyor.
Yani Türkiye büyük bir hızla bence neredeyse 70-80 yıl geriye gitti. İnsanların eğitimi açısından geriye gitti. Algılama açısından geriye gitti. Cahilleşme açısından geriye gitti. Türkiye geriye gitti. Türkiye ilerlemedi. Belki teknolojikli her şey var. Ama müthiş bir cahilleşme, müthiş bir parçalanma, müthiş bir kutuplaşma, müthiş bir anlayışsızlık ve müthiş bir yargılama atmosferi var Türkiye'de. Ve bu Türkiye'yi çok geriye götürdü ne yazık ki. O yüzden de hükümet değişirse değişir ama onların böyle nasıl ince ince işledilerse tekrar her şeyin ince ince tersine işlemesi gerek diye düşünüyorum. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. İnce ince işliyorlar, bir bir yapıyorlar, alıştıra alıştıra yapıyorlar. O bildiğiniz kurbanın suyunu yavaş yavaş ısıtıp ondan sonra orada öldürdükleri gibi şu an ülke her geçen gün biraz daha batağa saplanıyor. Zaten dibini gördük aslında birçok şeyin. Fakat hala devam ediyor. Fakat muhalefet, sivil toplum örgütleri işte seçime kadar sabredelim, seçimde nasıl olsa değişir gibi. Yani dolayısıyla siz şu anda sivil toplum örgütlerini, sanatçıları, yazarları, muhalefeti eleştiriyor musunuz? Bugün yapmaları gerekeni hakkıyla yapmadıkları için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konuda eleştiriyorum deme hakkını kendimde bulmuyorum. Neden bulmuyorum biliyor musunuz? Çünkü ben buradayım. Buradan konuşuyorum. Eğer Türkiye'de olsaydım, eğer o durumun içinde olsaydım ve eğer orada hala buraya gelmeden önceki Meltem gibi mücadele ediyor olsaydım, çok sert eleştirebilirdim. Ama şu anda benim haddim olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ben buradayım ve buradan hani niye onu yapmıyorlar, niye bunu yapmıyorlar demek de haksızlık. Çünkü bunun hepsinin bir bedeli var. Hani ben buradan insanlara o bedelin niye ödemiyorsunuz demenin çok büyük haksızlık ve saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Ama siz vakti zamanında ödediniz bedel. Yani bugün burada olduğunuz aslında Ben bir bedel. seçmiştim ve ödedim. Ama Evet. ben bunu istediğim için yaptım. Bir şeylere inandığım için yaptım. Ama başkaları niye yapmıyor diye yine eleştirme hakkını kendimde bulmuyorum. Çok asil bir duygu. Teşekkür ediyorum. Şu an neler yapıyorsunuz? Galler'de hayatınız nasıl geçiyor? Şu anda neler yapıyorum? Galler'de aslında bir sürü organizasyonla gönüllü işler yapıyorum. Özellikle şu anda fokusum aslında otizm. Niye otizm? Bütün dünyada yine ne yazık ki olduğu gibi erkek egemen sistem burada da kendini gösteriyor. Kadınların otistik olabileceği, kadınların Asperger sendromu olabileceği ancak 90'lı yılların sonunda kabul edildi. O yüzden de bir sürü kadın yanlış teşhis sebebiyle akıl hastanelerinde kaldı. Bir sürü kadın yanlış ilaç tedavisiyle çok büyük sorunlar yaşandı. Hala bugün bile mesela Türkiye'de yine ileri yaştaki otizm diye bir anlayış ya da öyle bir teşhis yok. En iyi psikiyatra bile gitseniz şöyle diyorlar. Aa, ne otizmi? Yani o çocuklar otistik olur. Bu yaşta ne otizmi? Oysa ki İngiltere'de şu anda mesela büyük bir insanların farkındalığı oluşsun diye kampanya var ki yetişkin otizmine bakalım, kimleri kaçırdık, onlardan ne öğrenebiliriz diye. O alanda Galler'in yerel ulusal otizm merkeziyle gönüllü olarak çeşitli çalışmalar yapıyorum. İki tane yine internet üstünden Otizm Support destek grubunu yönetiyorum. Bir tane kitap yazdım. Yine burada otizmli aileleri ve otistiklerin dilinden. Onların hikayelerini biraz şiirselleştirip birazcık daha böyle edebi bir hale getirip. Yakında o basılacak Çok burada. güzel. İngilizce mi? İngilizce. İngilizce. Onun dışında psikolojik danışmanlık yapmaya başladım. Özellikle yine daha çok kadınlara, orta yaş, bir de menopoz var biliyorsunuz dünyada sayılan. Daha o konularda zorluk çeken ya da genç olup kendi yolunu bulmaya çalışanlara destek veriyorum. Otistiklere yine danışmanlık yapıyorum. Otistik ailelerine danışmanlık yapıyorum. Onun dışında Groove diye sadece bedeninizi değil ruhunuzu da iyileştiren bir dans yöntemi var. Bu yoga
meditasyon ve egzersiz bir arada. Onun eğitimlerini aldım. Şu anda burada groove eğitimleri yapıyorum. Gönüllü ve ya da Zoom üstünden ya da yüz yüze. Çok. Başka ne yapıyorum? Onun dışında böyle çeşitli sanat, küçük sanat Onlar işlerim. sizin çizimleriniz mi? Hepsi benim çizimlerim. Burada böyle arada küçük sergiler açıyorum. Siz 10 Ve parmağında 10 hüner değil herhalde, 20 parmağında 20 hüner. yok, Gerçekten tebrik teşekkür ediyorum. ederim. İşte insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hepimizin çeşitli özel yetenekleri var. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Yeter ki onlara birazcık vakit ayıralım. Yeter ki onlara birazcık gönül ayıralım. Bir de yeter ki hani ben şöyle bir yerden geliyorum. Söylediniz siz de. Evet, çok mücadele ettim ama o yıllarda ben çok aynı zamanda da keskin ve rigid bir insandım. Çok doğrular ve yanlışlar çok netti. Çok yargılayıcı bir insandım. Bütün bu süreç bana bambaşka, hayatı bambaşka şekilde görmeyi öğretti. Bütün İlginç. o acılar, bütün o ihanetler, bütün o karanlık zamanlar, çok zor zamanlar geçirdim. Ama şu anda bana o zor zamanları geçirten herkese minnettarım ve teşekkür ederim. Çünkü eğer onları yaşamasaydım bugün kendi içimde ulaştığım mutluluğu asla bulamazdım. Ve şunu öğrendim. Ne yazık ki yargılayarak bir şey değişmiyor. Sadece birbirimizi ayrıştırıyoruz. Ve artık biliyorum ki ne yazık ki hepimiz birbirimize çok benziyoruz. Hepimiz aslında o kadar aynıyız ki kimi zaman o aynılığa tahammül edemiyoruz. Kimi zaman karşımızda kendimizin görmek istemediğimiz taraflarımızı bize gösteren insanları çok katı bir şekilde yargılıyoruz. Aslında bizi birbirimizden ayıran bizler değil, hikayelere yüklediğimiz anlamlar. Ne zaman ki o anlamları başka türlü bakmayı seçiyorsunuz, o zaman her şey birazcık daha değişiyor. Birazcık da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok çok güzel gerçekten. İyi bir psikologsunuz, iyi bir, çok Sana pozitifsiniz. İnsanlara gerçekten çok insanların ihtiyacı olan bir şey. Ben de yaşla ilgili olarak biraz böyle söyleyebiliyorum. Eskiden çok daha keskindik, vividdik, ne bileyim işte yargılayıcıydık. Şimdi biraz daha yaşımızla alakalı, daha duygusal, daha böyle işte hoşgörülü, daha Sofi meşrep diyor bazıları. Öyle olabiliyor insanlar. Bu çok güzel. Tabii bunu etrafa yayabilmek ve gençleri özellikle bu noktada eğitebilmek, insanları hayata daha pozitif bakmalarını sağlayabilmek çok çok güzel. Neşe dolu oluyorsunuz. Kendiniz de verimli olduğunuzdan dolayı da zaten ayrıca kendinizle barışık yaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? ben çok teşekkür ederim. Yani biliyorum şu anda Türkiye'de yaşamak çok kolay değil. Her gün insanlar yeni zorluklarla karşılaşıyorlar. Ama ben gerçekten şuna inanıyorum. Siz kendi küçücük alanınızı değiştirdiğiniz zaman, kendi küçücük alanınızda küçük küçük mutluluklar yarattığınız zaman, orada kendinizle mutlu olduğunuz zaman o halka böyle 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 büyüyor. Belki de oradan başlamak lazım. Evet, eskiler fasit daire derlerdi. İşte vicious circle. Onun tam tersi de herhalde doğurgan daire oluyor. İyi oldukça daha güzellikler geliyor. Güzellikler geldikçe daha iyi oluyorsunuz. Dediğiniz o dalgaların büyümesi gibi. Tekrar çok teşekkür ediyorum verdiğiniz Teşekkür ederim. vaktiniz için. Sevgili seyirciler, bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.